Türkiye'de aynı zamanda merkez çöküyor. Merkezin çökmesiyle beraber Türkiye'de radikalleşen bir siyasal iklim var. Bu da büyük bir tehlike bakın. Zafer Partisi'nin oyunun artacağını düşünüyorum ancak bu CHP'den gelen oylarla değil, daha milliyetçiliğin arttığı, atsız çizgisinde, böyle işte MHP ya da İyi Parti tarzı milliyetçilik değil, daha böyle radikal bir milliyetçiliğin oluştuğu, bir çizginin yükselişte olacağı, merkezin daha sağında radikal milliyetçilerin toplandığı bir alan olacağını düşünüyorum Zafer Partisi'nin. Öte yandan özellikle genç kuşak, radikal İslamcıların, radikal muhafazakarların yeniden refahta tanacağını bu süreçte söylemek mümkün. Radikal yine özellikle dini hassasiyetleri yüksek radikal Kürtlerin Hüdapar'da toplanacağını göreceğiz önümüzdeki süreçte. Böylesi bir Türkiye'ye radikal uçların, merkezin boşaldığı, merkezin zayıfladığı, merkez partilerin zayıfladığı, radikal uçlardaki radikalize partilerin güçlendiği bir yapıya doğru gidiyor. Bu aslında son derece önemli bir tehlike. Çünkü dünyada pek çok bunun örneği var. Siyaseten ve ekonomik olarak buhran yaşayan toplumlar merkezdeki siyasal partileri bırakıp radikal siyasi partilere doğru kayış yaşarlar. Bu bir süre sonra bu radikal yapıların iktidara gelmesiyle birlikte bu ülkelere çok ciddi bedeller ödetir. Da uzun olmayan sürede. Yani Türkiye'de sağlıklı ve kapsayıcı toplumsal muhalefeti de kuşatacak, toplumsal muhalefeti örgütleyecek, cumhuriyet değerlerine bağlı ve karşı devrimci saldırıyı da gelip sürtebilecek bir merkezde, cumhuriyetçi, merkeziyetçi odak denmesi gerektiğini düşünüyorum yeni merkezde. Dolayısıyla bu radikal siyasi yapıların hegemonyasına girmiş bir Türkiye'nin de ayrıyeten farklı bir sorunla da karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu CHP'ye falan değil. Dediğim gibi kayış ya Zafer Partisi'ne değil. Yani bu, çünkü Zafer Partisi'nin alacağı yer farklı oyları. Yeni gelen bir nesilden alacak onlar.